Mustafa Kemal Paşa spor galibiyetinin ardından bir değerlendirme yapan Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yenihayat bizim için kazanç oldu dedi. Ya o şekilde planlamıştık zaten. İlk turda daha ligde çok fazla süre vermediğimiz kadronun dışında kalan oyuncuları değerlendirmek, onları görmek istiyorduk. Yani bir maç ortamında, resmi maçta nasıl performans gösterecekler? O anlamda daha sonraki haftalar için bize nasıl katkı yapabilirler? Kadro derinliği anlamında neler verebilirlerle alakalı bir plandı bu. Yani rakip de genç bir takımdı. Onlar da dinamik, genç bir ekiple gelmişler ve onlar da rotasyon yapmışlar kadrolarında. Yani mücadeleci şey bir maç geçti. Yani iki tarafında maçın ortada olduğu aslında. Oyunun çok fazla tempolu ve iyi olduğunu düşünmüyorum ama uzatmalarda biraz daha değerli topla oynadık. Nihayetinde de 2-0 kazanıp turu geçtik. Hem dediğim gibi bizim adımıza kazanç, skordan daha çok süre vermediğimiz oyuncuların performansları, onları değerlendirmek adına önemliydi bizim için. Şimdi onlarla alakalı artık net bir fikrimiz var. Ona göre biz de ligde kimden faydalanabiliriz veya ne kadar faydalanabiliriz, o tarafını daha iyi görmüş olduk. O anlamda bizim için kazanç bu oldu daha fazla. Tabii tur atlamak da önemliydi. Elazığ Spor'un bir üst turda olması gerekiyordu. Bu oyuncularla da yapabileceğimizi düşünüyorduk. Daha sonra değişikliklerle de içeriği destekledik ve nihayetinde 2-0 kazanıp bir üst tura çıktık. Şimdi rakibi bekleyeceğiz. Yani hedef, ya şunu söyleyeyim, yani biraz gerçekçi olmak lazım. Kupa biraz yorucu oluyor. Yani bizim de kadro derinliğimiz çok iyi olmadığı için o anlamda bizi yıpratabilir. Ama biz daha önce de söyledim, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bir tur geçtikten sonra gruplar var. Oraya kalırız kalmayız. Gelecek rakibe bağlı. O zaman değerlendirmek, bir tur son, yani bir kura belli olduktan sonra değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum ama yorucu olacaktır. Gönül ister ki o gruplarda olalım, iki tarafı da çok rahat götürebilirim ama gerçekten bu seviyede o iki tarafı beraber götürebilmek zor. Biz de ona göre bir program yapacağız. Yani dediğim gibi kurada kim gelecek, eğer o turu geçersek ondan sonrasını konuşmak daha doğru olur.